Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video çekeceğiz. Bugün çok istediğiniz bir videoya geldim. Ablamın evindeyim yine. Bugün tariflerle sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ablamla birlikte saray sarması tarifini sizlere vereceğiz. Şu anda ablam tarifleri sayıyor. Şimdi öncelikle 1 litre sütümüzü tenceremizin içine koyduk. İçerisine 1 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Ekledik. Ardından 1,5 su bardağı un. Unumuzu da ekledik. Evet. Ocağımızın altına açalım. Evet, ocağımız yanıyor. Bunu karıştırıyorum şimdi abla. Şimdi bunu birazcık pişireceğiz. Kaynamaya başladığında 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekleyeceğiz. 2 evet. yemek kaşığı kakaomuzu ve 1 paket de vanilyamızı ekleyeceğiz. Muhallebimizi hazırlamış olacağız. Evet, şöyle kaynatmaya başlayalım arkadaşlar. Siz de bu arada arkadaşlar diğer videoları güzel izlendi. Teşekkür ediyorum. Bu videonun da güzel izlenmesini, patlanmasını umut ediyorum. Destek olursanız kanalıma abone olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kaynatmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi kakaomuzu da ekledik üstüne ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şu şekilde. Bir yandan alttan kaynıyor. Ocağımız yanıyor bir yandan. Ama istiyorsan ben karıştırayım. Olabilir. Evet. Hızlı mı yapayım şöyle? Evet. Çok güzel bir tatlı geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu tatlımın da diğer poğaça videosu gibi çok güzel izlenmesini istiyorum sizden. Eğer onu da merak edenler olursa poğaça videosuna bakabilir. Üstte etikette olacaktır şu an. Bu videodan sonra oraya da gidebilirsiniz. Ya bu hızlı mı yapayım? Sence? Şu kenarlarındaki kakaoyu biraz şey yapabilirsin, eritebilirsin. Yapıştı çünkü. Evet arkadaşlar, şu anda muhallebimiz kaynamaya başladı. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğiz üstüne. Evet. Alt yanıyor mu abla hala? Yanıyor. Yanıyor. Tereyağımızı attık. Tereyağımızı attık. Bu eriyecek değil mi içinde şimdi? Hı hı. Vanilyamızı atıyoruz. Bir yandan ben karıştırmış Suzan'la. Yaptım. Birazcık şey katılaştı böyle değil mi? Evet, tereyağımız iyice eriyince muhallebimiz hazır olacak. Arkadaşlar tarifimizin adı saray sarması. Şimdi bundan sonra ikinci aşamasına geçeceğiz. Birazcık da tereyağımız erisin. Muhallebimizin olduğunu göz göz olduğunu da anlayacağız. Şöyle. Evet. Evet, kaynamaya başladı bakalım. Bakın mesela şu köşeden. Artık kaynıyor. Bunu kapatabiliriz Ömer. Kapatalım. Evet arkadaşlar, muhallebimiz şu anda hazır. Şöyle göstereyim katılı. Katılaştırdık biz bayağı bunu. Şu anda ikinci aşamamıza geçeceğiz. Evet, şimdi evet, saray tamam. sarmamızın ikinci aşamasını yapacağız. Tepsimizi dökmek için 2 su bardağı kadar Hindistan cevizimiz var. Şunlar. Krem şanti hazırlamak için de 1 paket krem şanti, 2 su bardağı da sütümüz var. Evet. Önce şimdi krem şantimizi çırpalım. Evet.
arkadaşlar. Bayağı bir karıştırdık. Krem şantimiz hazır oldu. Şimdi bunu buzdolabında biraz bekleteceğiz. Şimdi muhallebimizi tepsimize dökmeden önce Hindistan cevizimizi tepsimize yayacağız. 2 su bardağı Hindistan cevizimizi. Evet, şimdi Hindistan cevizlerimizi tepsimize güzelce yaydık. Üzerine muhallebimizi dökeceğiz Ömer. Evet, dökelim. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bismillah. Bu da bayağı bir katılaştı. Evet. Şöyle yavaş yavaş. Evet. Marifetli ellerimiz. Şimdi arkadaşlar bu muhallebimizin donmasını bekleyeceğiz. Daha sonra muhallebi donunca üzerine krem şantimizi ekleyeceğiz. Birazcık da onun donmasını bekleyeceğiz. Sonra kesip saray sarmalarımızı rulo şeklinde saracağız. Tabii bütün aşamalarını size göstermeye çalışacağız. Hiç boş yer kalmadı değil mi abi? Evet, şimdi ben üzerine de kaşıkla düzleştireceğim ki kenarlarına da gelsin iyice diye. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değişik içerikler, değişik videolar gelecektir. Evet arkadaşlar, muhallebimizi tepsimizin her tarafına yaymış bulunuyoruz şimdi. Hiç açık yer kalmadı. Evet, hiç açık yer kalmadı. Hindistan cevizleri hiç görünmüyor. Muhallebimizi eşit bir şekilde elimizden geldiğince yaydık. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi muhallebimizin biraz soğuması lazım. Daha sonra Hindistan cevizimizi de üzerine ekleyeceğiz. Biraz da öyle donacak. Hı-hı. Soğuyacak yani. Sonra da sarmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu soğumasının şey değil mi abla? İyi sarı, rahat sarabilmek için değil mi? Evet. Şimdi biz bunu rulo şeklinde saracağımız evet. için bize kolaylık sağlayacak. Hı-hı. Evet. Bitti bu kadar. Evet arkadaşlar. Muhallebimiz dondu. Şimdi üzerine krem şantimizi de ekleyeceğiz. Biraz da bu şekilde donduracağız. Daha sonra da saracağız. Şöyle biraz dökeyim önce. Bir de bunu yayma işlemi var değil mi? Evet. Krem şanti muhallebi yapışmasın diye zaten biraz evet. donmasını bekliyoruz. Donduruyoruz. Aynen. Hı, anladım. Altındakini o yüzden donduruyoruz. Bir de bunu bulaşmasın diye. Yaydıktan sonra yine donduruyoruz. Evet. Krem şantimizi de yayacağız arkadaşlar. Birazcık daha şöyle 5-10 dakika daha donduracağız. Daha sonra da sarma saray geçeceğiz. Sarmamızı sarmaya başlayacağız. Evet. Ne oldu? Evet, eşit bir şekilde yine muhallebide olduğu gibi krem şantimizi de güzelce yayıyoruz arkadaşlar. Donmasını bekleyeceğiz. Krem şantimiz donduğunda dilimleyeceğiz. Daha sonra da sarmaya geçeceğiz değil mi? Geçeceğiz, aynen. Şurada biraz fazla üstüne aldı. Ha, evet, ya. Onları ayarlayacağım şimdi. Eşit yapmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi götürelim değil mi abla? Evet. Biraz daha donmasını bekleyeceğiz. Evet. 5 dakika sonra geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sarma işlemine geçtik. Çok biraz güzel oldu. Biraz kendime bulaştırıyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Artık böyle biraz olacak. Biraz heyecandan. Evet, şu şekilde sarılıyor arkadaşlar. Kamera karşısında tabii bu şeyleri yapmak da çok kolay olmuyor. Hak verirsiniz ki. Şu şekilde. Heh, şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunun üstündeki soğumadı arkadaşlar. O donmadı. Birazcık onun biraz şeyini... Biraz acele ediyoruz biz de. Evet. Şu şekilde sarılıyor. O yüzden zorlanıyor. Aynı donma tarzında. Şöyle gösterelim. Evet.
Arkadaşlar biraz donması gerekiyor. Donduktan sonra her şey çok güzel oluyor şu şekilde. Dolma tarzında. Şöyle, şöyle işte yavaş yavaş. Sadece Ömerciğim. Bu birazcık emek istiyor. Marifet. Evet arkadaşlar, son hali bu şekilde oldu. Dolmalarımız, tatlı dolmalarımız bu şekilde. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Diğer videolarıma beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. Bize afiyet olsun. Siz de yapmayı unutmayınız. Çok lezzetli, çok güzel tarifler verdim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.